İnsan Hak ve Hürriyetleri, İnsani Yardım Vakfı Elazığ İl Temsilciliği tarafından Elazığ Yetim Çocuk Şenliği düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Elazığ Milletvekili Şoy Alpay, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, STK temsilcileri, davetliler ve 40'a yakın çocuk katıldı. Etkinliğe katılan çocuklar çok mutlu olduklarını belirterek etkinliği düzenleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri yetkililerine teşekkür etti. Ben burada mutluyum. Çok mutluyuz. Çağırdıkları için teşekkür ediyorum. Neler yapacaksınız burada? Ben burada oyunlar oynuyoruz. Arkamızda dediğiniz gibi çok eğleniyoruz. Buraya bizi İnsan Hak ve Hürriyetleri olacak İnsan Yardım Derneği getirdi. Onlara çok teşekkür ediyoruz ve şu an çok mutluyuz. Şurada oyunlar oynuyoruz. Yani hayatımda ilk defa bu kadar eğlendim desem yalan olmaz. Çok eğleniyoruz. Niçin buradasınız Gökhan bugün? Bugün eğlenmek için. Buraya gelme nedenim burada eğlenmek ve çok mutluyum burada. Çok eğleniyorum. Arkadaşlar var burada. Programda konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri Elazığ İl Temsilcisi Metin Kılıç, İnsan Hak ve Hürriyetleri olarak 45 ülkede 45 bin yetim çocuğa sahip çıktıklarını belirtti. Kılıç, Elazığ'da da 130'a yakın yetim aileyle birçok sosyal etkinlikle maddi katkıların ötesine birliktelik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yetimine, fakirine, bir zamanlar yakınları, çevresi, mahallesi sahip çıkardı bizden önceki dönemlerde. Maalesef bireyselleştik, bencilleştik. Akrabalık bağlarını yitirdik. Mağdurlar, sahipsizler ortada kaldı. Adına sosyal devlet dedik, devlete sorumluluklarını hatırlattık. Bir zamanlar devlet ceberruttu, emreden, hükmedendi. Sonra evrildi, aslına rücu etmeye başladı. İnsanı yaşat ki devlet yaşatsın algısı ilk defa yeniden hatırlandı. Yıllarca devlet halkının gerisinde kaldı. Hep yaklaşım ve zihniyet olarak gerideydi. İlk defa yakın dönemde devleti yönetenlerin algısı halkın önüne geçti ve halkın önünü açmaya başladılar. Fakat inisiyatif alamayan, eski reflekslerini devam ettiren bürokratik oligarşi yönetenlere rağmen, hükümete rağmen direndi ve maalesef birçok alanda hala direnmeye devam ediyor. Yıllarca birçok büyük projeye imza attık. İnanın devletten bu inisiyatif alamayan, evraklarını tamamlamaktan başka amacı olmayan alt bürokratik kesiminden dolayı hiçbir talebimiz olmadı şimdiye dek yönetenlerden. İlk defa heyecanlandık. Yanık bir yönetim, ağlayabilen bir başbakan görünce heyecanlandık. Bugün Elazığ'da 130'a yakın yetim ailemizle bir aile olduk. Birçok sosyal etkinlikle maddi katkıların ötesinde bir birliktelik gerçekleştirdik. Sahipsiz, ersiz, babasız yavrularına kanatları altına alan, günümüzün zalim ve acımasız ortamında çırpınan, yüreği yanık annelerimizi kutluyor ve ellerinden öpüyorum. Bizlere birçok bürokratik engel çıkarmalarına rağmen inisiyatif alarak destek veren ev sahiplerine, yöneticilerimize sadece görevlerini yaptıklarını hatırlatıp teşekkürle yetiniyorum. Programa ev sahipliği yapan otel sahibi Yasin Bakır da organizasyona ev sahibi yapmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek böylesi organizasyonların devam etmesi gerektiğini söyledi. Yasin Bakır ayrıca Ramazan ayında çocukları iftar yemeğine de davet etti. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sizleri burada ağırlamaktan çok büyük memnuniyet duyuyorum. Umarım bu organizasyonların devamını siz sayın yöneticilerimiz yaptığınızda mutlaka bizleri de hatırlamanızı arzu ediyorum. Davetlerinizi bekliyorum. Ramazan-ı Şerif'te inşallah öğrencilerimizi, çocuklarımızı bile iftar yemekine davet etmek istiyorum. Etkinliğe katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Şoy Alpay da organizasyonu düzenleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri Elazığ temsilciliğine teşekkür ederek iyinin ve hayrın ön plana çıktığı dönemde olunduğunu söyledi. Özel bir ortam. İyinin kötüye, güzelin çirkine, hayırlı olanın hayırsıza, izzetli olanın izzetsize mahkum edildiği bir zaman diliminden iyinin ve hayrın öne çıktığı, güzelliklerin öne çıkarıldığı bir coğrafya, bir ruh iklimine kavuşsan Rabbime sonsuz hamdolsun. İnşallah bu ruh iklimi devam eder. Yetimler bizim emanetimizdir. Oyunumuzun borcudur.
Bütün iyilikler ve güzellikler de inşallah onlar için olsun. Ama yetimlerin başında bir kahraman gibi savaş yapan annelere de yürekten, gönülden selamlıyorum. Allah sizden razı olsun. Bu sebeple de bu güzellikler ve hayırlar hep bu şehirde, bu aziz şehirde devam etsin. Bu ülkede, bu coğrafyada devam etsin. Ve Rabbim mazlumların, yetimlerin hürmetine, duasına bizi zilletten izzete çıkarsın ve bu hayırlı yolculuğumuz hep birlikte devam etsin. Yeniden geldiğiniz için hepinizi yürekten selamlıyorum. Allah sizden razı olsun. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'da Elazığ'da her kesimin yaşayabileceği kent haline getirmenin mücadelesi içerisinde olduklarını ve bu tür etkinliklere destek vereceklerini söyledi. Elazığ'ın en fakir, en yoksul, en garip ve yetimin çok rahat yaşayabildiği bir şehir haline getirmenin mücadelesi içindeyiz. Bu mücadelede yetim kardeşlerimiz, yavrularımız, evlatlarımız, öksüz kardeşlerimiz, yavrularımız, evlatlarımız elbette yaşam kalitesinin olmazsa olmazlarıdır. Onların bir anlık tebessümü bir dünyaya bedeldir. Bu açıdan bu yavrularımızın bir anlık tebessümüne vesile olacak olan ve vesile olan bütün iş adamlarımızı ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bütün bu organizasyonlara Elazığ Belediyesi olarak da sonuna kadar bize düşen bir görev olduğunda destek vereceğimizin de buradan bilinmesini istiyorum.